İbn-i Abbas'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah korkusundan dolayı kulun derisi ürperdiği zaman kuruyan ağacın yaprakları döküldüğü gibi günahları dökülür buyurmuşlardır. Nur suresi 37. ayette öyle adamlar vardır ki onların ne bir ticaret ne de bir alışveriş Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namaz kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Uyumadan önce mutlaka okunması gereken istiğfar. 1. Okunuş. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hay ve kayyum olan Allah'tan mağfiret dilerim ve ona tövbe ederim. 2. Okunuş. Hay ve kayyum olan, kendisinden başka ilah bulunmayan o büyük Allah'tan mağfiret dilerim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim yatağına sokulduğunda 3 defa derse, günahları denizlerin köpükleri kadar, ağaçların yaprakları sayısınca, kum yığınlarının sayısınca ve dünya günlerinin sayısınca da olsa mağfiret edilir. Her kim cuma günün sabahı, sabah namazından evvel 3 defa derse, günahları denizlerin köpükleri kadar fazla olsa da Allah-u Teala onları affeder. Her kim bu istiğfarı derse ve diye yalvarırsa, savaştan kaçmış bile olsa bütün günahları bağışlanır. Her namazın arkasından her günah işlediğinizi düşündüğünüz anda, dua etmeden önce aklınıza geldiği an mutlaka tevbe edin. Her zaman tövbesinde samimi olmak şartıyla insanın bağışlanmasına imkan hazırlayan bu istiğfarı dilden düşürmemelidir. Unutmamak lazımdır ki Allah-u Teala'nın huzurundaki sözünde durmalısın. Söz verdiğin Allah-u Teala olduğunu unutmayasın, günahlara dönmeyesin. Ahzab suresi 35. ayette şöyle müjdeliyor. Allah'ı çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlar, işte bunlar için Allah mağfiret ve büyük mükafatlar hazırlamıştır. Bu ayetin açıklamasını yapan müfessirler, Kur'an bilimcileri Allah'ı çok zikretmekten maksat Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi yüce zikir kümeleri, Kur'an okuma, dini ilimleri öğrenme, lisan ve kalple Allah adını anma, söz ve davranışlarınızda Allah'ı unutmama olduğunu belirtmişlerdir. Kalbin her an Allah korkusu ve bilinciyle yaşaması, insana değerlerin en üstünü olan takva sahibi sıfatını vermektedir. Kur'an-ı Kerim bu özelliğe sahip müminleri şöyle tanımlamaktadır. Âl-i İmran Suresi 134-135. ayetler. Onlar bollukta ve darlıkta infak edenler, Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yutanlar, insanların kusurlarından af ile geçenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar çirkin bir günah işledikleri yahut nefislerine zulmettikleri vakit Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenlerdir. Günahları Allah'tan başka kim bağışlar? Bir de onlar işledikleri günah üzerinde bilip dururken ısrar etmeyenlerdir. İnsan herhangi bir kusur veya günaha bulaştığında Allah'ın merhametine muhtaç olup affı geniş olan yaratana sahip olduğunu bilmesi yeterlidir. Allah'ı unutmayıp estağfurullah diye sürekli tevbe zikrine sarılıp günahta ısrarcı olmadıktan sonra af kapıları kapanmaz. İşlenen herhangi bir suçtan dolayı tevbe edip şeytandan yüz çevirenler umulur ki Allah'ın affına nail olurlar. Zikir ehli müminlerin önemli özelliklerinden biri de Allah ve Resulünü biricik önder kabul edip Resulullah Efendimizin kendisine uyulacak en güzel örnek olduğuna iman etmeleridir. Ebul Hasan el-Büşenci bir gün yolda yürürken gencin biri gelip ensesine bir tokat vurdu ve gitti. Bu hali görenler gence "Sen ne yaptın?" O zat evliyanın büyüklerinden Ebul Hasan el-Büşenci'dir dediler. Genç bunları duyunca çok üzüldü. Hemen geri dönüp Hazretin yanına geldi. Özür dileyip affedilmesi için yalvarınca "Sen rahat ol kardeşim. Biz hakkımız varsa helal ettik. Bize bu tokat sizin tarafınızdan gelmedi ki. O aslında hiç hata yapmayan bir makamdan geldi. Demek bir kabahatimiz var ki bu hal başımıza geldi" dedi ve istiğfar ederek yoluna devam etti. Bir keresinde adamın biri Hazreti Hüseyin'i tokatlar ama o sesini çıkarmaz. "Bilakis bunu kim takdir etti?" der. Etrafındakiler "Allahu Teala" derler. Bunun üzerine o şöyle der: "Benim Allah'ın kazasını önleyebileceğimi mi sanıyorsunuz?" Ebu Osman El-Hiri Hazretleri bir gün talebeleriyle beraber yolda yürürken bir yolun kenarındaki bir evin damından başına kül döktü. Talebeleri bu duruma çok üzüldüler ve adama kızmaya başladılar. Bunun üzerine Ebu Osman el-Hiri Hazretleri "Ona kızmayı bırakın. Ateşe layık olan bir kimsenin başına kül dökülmesine binlerce defa şükretmek lazım gelir" dedi. Rivayete göre bir bayram sabahı Bayezid-i Bistami hamama gitmiş, yıkanmış, çıkmış. Sokakta giderken bir evden Bayezid-i Bistami'nin başına bir leğen dolusu kül dökülmüştü. Daha yeni hamamdan çıkmış o mübarek zatın üstü başı, saçı sarı küle bulaşmıştı. Bayezid-i Bistami Hazretleri eline yüzüne sürerek Allah'a şükretmiş ve kendi kendine şöyle demişti: "Ey nefis, ben ateşe layığım. Kül döküldü diye hiç kızar mıyım? Allah'ım, bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin."